işlemleri çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. Peki kaç yaşında başlamak gerekiyor? Bir yaş sınırı var mı? Hemen bunu da soralım. Tabii, çünkü Deniz'e de soralım. Deniz kaç yaşında? 8. 8 yaşındasın. Kaç senedir ilgileniyorsun? Yeni mi başladın? Yok, yeni başladım. Deniz yeni 1,5 yıldır. 1,5 yıldır bu eğitimi alıyor. Yani 6-7 yaşında başlanıyor. Normalde 4-12 yaş arası öğrencilerimize bu eğitim veriyoruz. Tabii ne kadar küçük yaşta başlarlarsa öğrenmeler o kadar hızlı ve kalıcı oluyor. Deniz de 6 yaşındayken aslında başladı ama daha sonra ara verdi. Aslında Deniz Mersin'de yaşıyordu. Sonra ailesinin buraya tayininden dolayı İstanbul'a geldiler. Bu süreçte aralar verdi. Buna rağmen, o ara vermesine rağmen çok hızlı bir şekilde kendini geliştirdi. Şu anda ilkokul 2'ye gidiyor. Ben biraz önce arkadaşlar... Birazdan Deniz'in yeteneklerine bakacağız. Uygulama yapacağız ona ama şunu da sormak gerekiyor galiba. Toplamayla başlanıyor Abaküs'te ama çarpmayla ya da daha ilerideki boyutlarda yaş ilerledikçe geliştirme imkanı var mı? Sadece hızlı hızlı toplamak değil anladığım kadarıyla. Zaten sadece toplama değil, 4 işlemi yapıyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bir süre sonra çarpmayla devam ediyor. Tabii. Bizim programımız 240 saatlik program. Bu 240 saatlik programı 2,5 eğitim döneminde tamamlıyoruz, veriyoruz çocuklara. Müfredatın ilk 96 saatinde çocuklara ilk eğitim döneminde toplama ve çıkarmayı öğretiyoruz. İkinci eğitim döneminde ise çarpma ve bölmeyi öğretiyoruz. Son eğitim döneminde 48 saatlik süreçte de çocuklarımıza ondalıklı sayıların hesaplanmasıyla performans çalışmaları yapıyoruz. Tabii bu çocuklarımız bu eğitimi aldıktan sonra okul hayatında gerçekten çok önemli başarılar elde ediyorlar. Peki 12 yaşından sonra bunu edinmek mümkün değil mi? Mümkün ama... daha mı zor? Daha zor tabii. Yaş ilerledikçe algılama, bunu öğrenme çok daha zorlanıyor çocuklar. Peki hemen şunu da sormak gerekiyor. 240 saatten önce bir çocuk geldiğinde, 240 saat sonra neler değişmiş oluyor onun matematik dünyası ile ilgili? Tabii. Neler yapabiliyor? Elbette. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir defa matematik kaygısı, korkusu varsa bu ortadan kalkıyor. Çocuğun kendini rakamlarla barışıyor. Tabii, rakamlarla barışıyor, özgüveni artıyor. Sadece matematiksel başarısına katkı sağlamıyor bu. Aynı zamanda sözel başarıya da, sözel derslere de katkı sağlıyor. Çünkü bu işlemleri zihinden yaparken çocuğumuz bir beyin egzersizi meydana geliyor. Bu egzersizle beraber çocuğumuzun dikkat ve konsantrasyonu, algılaması, görsel belleği güçleniyor. Bu sayede çocuğumuz okulda öğretmen anlattığı sözel dersler bile olsa anlattığı bir konuyu hemen zihnine yerleştirebiliyor. Okuduğu bir kitabı hemen algılayıp zihnine yerleştirebiliyor. Döneceğiz tekrar efendim ama hemen Deniz'e soralım. Sohbetimizi dinledin. Peki derslerde bir değişim oldu mu bu kursa gittikten sonra? Oldu. Nasıl bir değişiklik oldu? Yani eskiden matematikten korkar mıydın mesela, onu söyleyeyim. Ya ben bu matematik dersine girmesem der miydin? Şimdi Deniz'in bir avantajı demezdim. Şöyle ben izah edeyim. Deniz tabii anaokulu çağında başladığı için matematik korkusunu hissetmedi. Onu aştı. Erkenden başladı tabii, ama korkusu olan öğrenciler için de oldukça faydalı. Mutlaka. Nasıl şimdi matematikte ara? İyi. Notlar, dersler nasıl? İyi tabii. Kaç yani? 5. Biraz yüksek sesle. 5. Sınavlar nasıl geçiyor peki? Daha mı hızlı topluyorsun, arkadaşların ya Deniz sen bunu daha iyi toplarsın mı diyor? Neler söylüyorlar sana okulda da? Biraz heyecan biraz, var anladığım kadarıyla. Heyecan. Matematikle barıştık ama daha bugün de canlı yayınla. Program için okulundan izin aldık. Okulundan izin aldı. Normalde şimdi bu program. O zaman sonra, buradan öğretmenine de bir selam gönderelim. Ama Deniz dersinden kalmadı. Şimdi bir gösteri yapacağız. Tabii. Yapalım istersen. Sen sıkıldın çünkü. Şimdi arka arkaya belli sayılar geliyor. Bir oyun gibi galiba. Tabii, bilgisayarda tabii, da yapılabilen bir tabii, şey. Tabii. Şimdi, şimdi arkadaşlar diye... Deniz'in yeri iyi mi? Tamam. Deniz'ciğim şimdi bu ekrandan gelecek. Tamam. Başlayacak ve arkadaşlar sen hazır olduğunda başlayacağız ve rakamlar gelmeye şimdi başlayacak. Tek basamaklı sayılar sen geçelim. Başla dediğin zaman tek basamaklı sayılar gelecek ve sen onları toplayacaksın. Konsantre ol, başla da başlayalım. Oraya. Hazırız. Bir daha söyle. Bir daha yüksek sesle söyle. Ya şimdi çok hızlı geçti. Nasıl yaptın bunu? Bize de anlat. Ben de takip etmeye çalıştım ama zorlandım. 68. Neydi bunun sırrı Deniz? Bilmiyorum. Ama yaptım diyorsun. Bir parmak hareketi vardı orada, biz görebildik. Hafif hafif böyle parmaklarını oynatıyorsun. Abaküsü mü düşündün? Abaküsü canlandırdın. Abaküsü de canlandırdın. Evet. Parmaklarıyla onu hissediyor. Ona göre yapıyor. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha var. Yapalım mı bir tane daha? Sen iyisen. Bu arada biraz sohbet edelim. Heyecanın dağılsın. Peki senin. Okul, hangi okula gidiyorsun? Buradan da onu söyleyelim. Okuldan izin almışsın madem. Okulma... Ülkesel Kız Öğretim Okulu.
İlköğretim Okulu'nda. Öğretmenine de buradan selam gönderelim. İzin vermiş sana. El salla. Bir el salla en azından. Peki annenler ne diyor? Böyle evde artık sayılarla uğraşıyor musun? Matematikle ilgileniyor musun? Bilgisayarda bunları yapıyorsun. Neler söylüyor annenler mesela? Annen ne diyor? Çok iyisin diyor. Çok heyecanlı Deniz. O zaman evet. Biraz yatıştıysa heyecanın ikincisini yapalım. Yine hadi ekrana vereceğiz. Yine oraya vereceğiz. Sen yine hazırım dediğin zaman yine bu sefer biraz daha fazla gelecek. Hazırım dediğin zaman başlayalım. Hazırız. Bakalım. 253 mi? Evet. Aferin. Evet, aferin. Deniz yanılmadı. Deniz tebrik ediyoruz. Bu sefer iki basamaklılar geldi. Evet, iki basamaklı. Aslında bunlar zordur. Tabii. Değil mi? Ama senin için zor olmadı anladığım kadarıyla. Ama sen şimdi bunun bize sırrını vermek istemiyorsun. Anladığım kadarıyla. Çünkü söylemiyorsun. Çarpmayla aranmasın mesela. Çarpım tablosuyla. Şu anda daha ona geçmediler. Daha çarpma yok. Evet, ona geçmedi. Tamam. Daha sonra çarpma ve bölme var sırasıyla. Şimdi toplama. Şimdi tabii toplama. Yani Deniz iki basamaklı sayıları rahatlıkla, hızla toplayabiliyor. Görsel hafızasıyla anladığım kadarıyla. Tabii, kağıt kalem kullanmadan. Kağıt kalem kullanmadan görsel hafızasıyla bunları yapıyor. İşitsel de var tabii bunun yanında. Sözel de söylediğinizde de aynı şekilde yapabilir. Peki çarpmada durum ne? İki haneli sayıları mı çarpıyorlar? Tabii yani iki basamaklı, üç basamaklı yani iki basamaklı, tek basamaklı sayıları, iki basamaklı, iki basamaklı sayıları gibi. Peki okuldaki öğretmenlerden ne tepki alıyorsunuz? Çünkü bu tip böyle yan uğraşlar çok fazla öğretmenler tarafından, yani biz de burada dersini veriyoruz, onlara da çok gerek yok diye algılanır. Size gelen tepkiler ne? Ya aslında bunlar çok istisnai söylemler. Daha ziyade öğretmenler çok hoşuna gidiyor, çok beğeniyorlar. Çünkü sınıf içerisindeki başarıyı körükleyen, artıran bir performans bu. Her öğretmen sınıfında başarılı öğrenciler ister. O sınıf başarısını da yükselten bir çalışmadır. Zaten sınıf içerisinde çocukların performansını, mental aritmetik eğitimi alan çocukların performansını gören öğretmenler ya da arkadaşları, sınıf arkadaşları bunu ilgiyle takip edip... Peki hatta, okulda öğretmenler de bunu uygulayabilirler mi sınıflarında? Yok, bunu yapamazlar. Bunun için özel bir eğitim almak lazım. İşte bizim Türkiye'nin genelinde 150 şubemiz var şu an için. 150 şube. İstanbul'da da 27 şubemiz var. Bu şubelerimizde, MENAR mental aritmetik şubelerimizde bu eğitimler veriliyor. Toplam kaç öğrenci var? 10.000'in üzerinde öğrencimiz. Tabii Türkiye genelinde. Aslında Türkiye dünyada çok yaygın kullanılan bir eğitim. Tam onu soracaktım. Eğitim. Dünyada hangi noktadayız? Çünkü tabii. Zaman zaman Türkiye'de böyle hafıza ile ilgili kitaplar, CD'ler tabii. Ön plana çıkıyordu. Dönem dönem unutuyoruz ama dünyada durum ne? Yani bu konuda. Bu yeni bir trend. Aslında 30 yıldan beri dünyada yaygın olarak kullanılan bir eğitim modeli. İlk çıkış noktası Uzakdoğu. Ama çok kısa sürede çok kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Şu anda Amerika, İngiltere, Kanada, Arap Yarımadası gibi pek çok ülkede bu program uygulanıyor. Sanırım dünyada 150 milyondan fazla öğrenci bunun eğitimini alıyor. Türkiye 2008 yılında bu program geldi. Kurucumuz Halit Şen, kendisi Mersin'de yaşıyor. Mental aritmetiği Türkiye'ye ilk getiren ve MENAR markasını oluşturan kurucumuz Halit Şen'dir. Onunla beraber çok hızlı bir gelişim içerisinde oluştu. Şu anda franchising olarak Türkiye'nin her yerinde şubelerimiz var. Hızla da yayılıyor. Peki ne kadar sürelik bir eğitim oluyor? 250 saat dedik ama kaç güne, kaç aya yayılan bir haftada eğitim oluyor? Haftada bir gün 3 ders saati şeklinde bu eğitim veriyoruz. Genelde hafta sonları veriyoruz. Çocuklar, ne kadar oluyor yani? 3 derse 40 dakikadan 3 ders şeklinde. Sonuçta 240 saati ne kadar sürede almış oluyoruz? 2,5 eğitim döneminde. 2,5 yılda tamamlıyoruz. Normalde okul gibi 2,5 dönem. Tabii. Yani bir eğitim döneminde 96 saat ilk dilimini veriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi toplama çıkarmayı öğretiyoruz. İkinci eğitim döneminde yine 96 saatlik bir eğitim, çarpma ve bölmeyi öğretiyor. Sonunda da ondalık sayılı ve performanslar. Peki çocuklar sıkılmıyor mu? Çünkü ilkokulda yine bununla başlıyorlar, kurslara gidiyorlar, sonra devam ediyorlar. Lisede kurslara gidiyorlar, ortaokul. Sonra bitmiyor, KPSS'lerle devam ediyor. Evet. Yani pedagoglar neler söylüyorlar bu kadar erken yaşta çocukların böyle kurslara gitmesiyle ilgili? Bununla ilgili bir çalışma da var anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi bakın zaten şu anda 4+4+4 uygulaması var. Yani mümkün olduğunca eğitim yaşını aşağı çekmeye çalışılıyor. Gelişmiş toplumlarda gerçekten de böyle. Uzak Doğu'da, Avrupa ülkelerinde zorunlu eğitim daha küçük yaşlardan başlıyor. Aslında eğitimin küçük yaşlarda başlaması çok bir anlamda doğru bir olay. Çocuklar doğa doğmaz öğrenmeye başlıyorlar. Algılamaları gözleriyle, temaslarla, dokunarak daha sonra da sözel olarak bu öğrenim sürecini hızlandırıyorlar. Biz de bu programın
Çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak adına küçük yaşta başlanılmasını önemsiyoruz. Gerçekten belli bir süre sonra... Tamam, onu soracaktım. Kaç yaşta başlanması tavsiye edilen? 6 yaş mı, 7 yaş mı? Şöyle 4 yaş itibariyle uygundur. 4 yaş tabii. Bizim programımız zaten 4 değil mi? 4 yaş. Değil. Hatta bunun için okuma yazma bilmeye bile gerek 4 yok. 4 yaşta çocuklar toplama yapabilirler mi? Tabii. Rakamları tanıması yeterli. Rakamları birden, birden 10'a kadar rakamları tanıması yeterli. Onunla beraber biz bu programı çocuklarımız öğretiyoruz. 4 yaşında başlayacak ama o 6,5 yaşında mezun olmayacak anladığım kadarıyla. Olabilir. 6,5 yaşında. 6,5 yaşında tabii, şimdi olur. Deniz'in yaptıklarını yapabilen... Tabii çocuklarımız var. Olabilir. Yapıyorlar da bunu. Şimdi bu program güzel tarafı şunu sorabilirsiniz. Yani işte çocuk 6,5 yaşında, 4 yaşında geldi, 6,5 yaşında programı bitirdi. Sonra bunu unutur mu? Ne olur bu? Bu program okul hayatı boyunca sürekli kullanılacağı için pek unutma söz konusu da olmuyor. Tam tersi program... kullanıldıkça kendini geliştiren, yenileyen bir. Zaten matematik dersini görecekler okulda, gördükçe okulda. De bilgiler tazelenecek. Bunu kullanma ihtiyacını hissedecek, hissettikçe de bu sürekli gelişecek. Bu bakın çocuklarımızın özellikle ilk sınav deneyimleri KPSS ile başlıyor. Sınavlarda çok büyük katkı var. Çünkü dikkat ve konsantrasyonları, algılamaları, görsel belleği güçlendiği için sınavlarda özellikle soruları çok daha hızlı yapmak okuyor. Çünkü artık zamana tabii, karşı bir test sistemi var. Oldukça onu önemli. Çok iyi kullanıyorlar. Deniz'e soracağım. Deniz sıkıldı biraz anladığım kadarıyla. Ama Deniz bize çok sohbet etmek istemedi. Bari abaküsü biraz anlat. Ne zaman tanıştın abaküsle? Var mı evde? Nasıl kullanıyorsun bunu? Nasıl kullanıyorsun bunu? Bir göster bakayım buradan. Bize şey yap. 26 artı 32 sonucunu söyle. 58. Evet. Bir tane daha yapalım mesela. Mesela siz söyleyin bu sefer de. İki haneli söyleyeceğim. Olur. Kaç olur. Tane söyleyeceğim? Üç tane, dört üç tane. Üç tane söyleyeyim o zaman. Tabii. 25, 42, 54. 121. Evet. Umarım doğrudur. Hatta doğrudur çünkü ben toplayamadım. Keşke yazsaydım bunları. Hızlıca söyledim. Ama sana güveniyoruz çünkü sen abaküste hesapladın. Peki nasıl yapıyorsun bunu? Burada iki tane yukarı çıkardın, bir tane aşağı çıkardın. Hızlıca bitirdin işi. Tabii bunlar hepsinin bir sayı değeri var. Ona göre tabii biraz alıyor. Zaman isteyen bir eğitim programı olduğu için buna göre bunu öğreniyorlar çocuklarımız. Daha sonra da bunu çok rahatlıkla yapıyor. Peki. Deniz'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldın. Anlattın bize sistemi. Hatta canlı olarak gösterdin de. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan el sallamak istediğin, selam göndermek istediğin okul falan. Anne. Yok anladığım kadarıyla okula gittiğinde öğretmenin gücenecek ama ben sana söyleyeyim. son sözleri alalım. Son sözler gerçekten bu program biz Türkiye'de tüm çocuklarımızın alması gerektiğine inandığımız çok güzel bir zihinsel gelişim programı olduğunu düşünüyoruz. Mümkün olduğunca Türkiye'de tüm çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Ailelerin de bu konuda hassasiyet göstermeleri bizim açımızdan önemli. Çünkü program gerçekten gelecekteki çocuklarımızın, gelecekteki bu ülkenin yetişkin bireyler olarak zihinsel gelişimlerinin ne kadar ön planda beceriler gösteriyor olması bu ülkenin de kalkınmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu eğitimin alınmasını biz önemsiyoruz. Önce matematik tabii evet, ki. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür yayınımıza konuk sağ oldunuz. Olun, matematik dünyası ile ilgili gelişmeleri paylaştık. Aslında o gelişme son gelişme değil. Abaküslerle ilgili anlatılan bir gelişmeydi. Bu gelişmeyle birlikte çocukların da artık daha erken yaşlarda matematiği sevmesinin de yolunun açıldığı görünüyor. Konuklarımız da bunu değerlendirdik. Bu sabah devam ediyor. Şimdi sırada spor.